Aferin sana. Ne kadar terbiyeli bir kızsın sen böyle. Babasına çekmiş. Al bakalım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi Gamzeciğim, sen Perizat teyzenle biraz bahçede oyna, olur mu? Gel canım. Görüşmeyeli nasılsın? İdare ediyoruz. Bunca zamandan sonra evime geldin. Söyler misin neden? Size torununuzu göstermek istemiştim. Özlemişsinizdir. Daha önce de gösterebilirdim. Ama siz görmek istememiştiniz. Hiç değişmemişsin. Hala dik kafalı ve saygısızsın. Ah ah, oğlum beni dinlemedi ve seni seçti. Ona hala çok kıskanım, çok. Kızmak bir şeyleri değiştirmez. Oğlunuzu artık rahat bırakın. Onu rahat bırakmaya hiç niyetim yok kızım. Her hafta mezarını ziyaret ediyorum. O benim tek çocuğumdu. Onu asla unutamam, asla. Tıpkı senin onun hayatını nasıl mahvettiğini unutamadığım gibi. Biz çok mutluyduk. Buraya geldiğine göre paraya ihtiyacın var. Söyle bakalım, ne kadar istiyorsun? Bu eve para için gelmedim. Peki neden geldin? Bir menfaatin olmasa yanımda işin ne? Gamze, sevdin mi bu evi? Sevdim tabii. Bir kere burası çok büyük. Peki burada kalmak ister misin? Olur. Annem de olacak değil mi? Hadi iç sen meyve suyu. Ne oldu kızım? Ne olsun? Aynı hikaye işte. Demek barışmadınız. O istemiyor. İçinde öyle büyük bir kin var ki. Hadi Gamzeciğim, gidelim. Bir daha gelecek miyiz anne? Belki geliriz kızım. Tabii geleceksiniz. İnsan babaannesine gelmez olur mu? Perizat abla, anasını aldık. Kız yine getir Ayla. Sen bizimkine bak. Arada eser gürler. Sonra yumuşayıverir hemen. Benim pek umudum kalmadı. Neyse, hadi görüşürüz. Kızım, hala yemedin mi? Ama böyle olmaz ki. Yemezsen büyüyemezsin. Yemek istemiyorum. Peki ya ben yedirirsem? Arkandan ağlarlar ama. Ağlasınlar. Ben karnı yarık sevmiyorum. Lütfen anne, yemeyeceğim. Canın sağ olsun bebeğim. Anne, yine başım mı ağrıyor? Alnını ovayım, tamam mı? Şimdi geçer. İyi geliyor mu? Hem de nasıl. Geçti bile. Yalancı. Öyle hemen geçmez. Gel buraya. Yapacak bir şey yok mu? Ama o kadar ay... Haklısınız. Aylardır yaş tedavisi uyguluyorduk. Maalesef faydası olmadı. Ne öneriyorsunuz? Bunu söylemek zor.
Demek önereceğiniz bir şey de kalmadı. Daha ileri bir tedavi Ayla Hanım. Çok küçük bir ihtimal ama bir faydası olabilir. Fakat dediğim gibi hastalık çok ilerlemiş. Benimle açık konuşun doktor bey. 10 yaşında bir kızım var. Yaşama ümidim nedir? Maalesef. Ayla, ne yapıyorsun sen? İşten ayrılıyorum. Aklını mı kaçırdın? Hiç bu kadar aklım başımda olmamıştı. Dur bakalım. Ne oldu anlat bakalım. Baş ağrılarım artık dayanılmaz oldu. Doktorla konuştun mu? Konuştum. Ne diyor? Hayatınızla ve sevdiklerinizle vedalaşın diyor. Aman Allah'ım. Olamaz. Ben de olamaz diyordum. Herkese olur ama bana olamaz. Ama oluyormuş işte. Yakında hastaneye yatacağım. Bu pek işe yarayacakmış gibi görünmüyor. Ama en azından son zamanlarımı gözden uzakta geçirmiş olurum. Peki ya Gamze? Beni de asıl düşündüren o. Babaannesine mi bırakacaksın? Bilemiyorum. O kadın benden öyle nefret ediyor ki. Bir de kardeşim var Sinan. Onunla konuşmayı düşünüyorum. Hiç aramıyorsun abla. İşte geldim ya. Geç şöyle otur. 40 yılda bir işte. Kardeş miyiz, düşman mıyız belli değil yani. O ne biçim söz? Hep aklımdasınız. Ama sizi de sorunlarımla sıkmak istemedim. Hayrola? Kötü bir şey mi var? Aa, Aylacığım nasılsın? Gamze'yi niye getirmedin? Ercan'la oynarlardı. Çok acelem vardı da. Gamze mi geldi? Gelmemiş oğlum. Halan onu getirmemiş. Aman ya. Şey, Sinan. Seninle bir konuda konuşmak istiyorum. Gel istersen bahçede oturup konuşalım. Hiçbir tedavi imkanı yok mu? Yok.
Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Benim için artık yapacak bir şey yok. Bir haftaya kadar hastaneye yatıyorum. Orada hiç olmazsa acılarımı biraz olsun dindirirler. Asıl düşündüğüm Gamze. Onu nasıl bırakacağımı bilemiyorum. Geceleri rüyalarıma giriyor. Babaannesiyle konuştun mu? Hayır. Ama onun Gamze'ye bakabileceğini sanmıyorum. Yine de konuşmalısın. Ya sen? Sen ona bakamaz mısın? Tabii bakarım. O benim yeğenim. Ama koşullarımızı biliyorsun. Babaannesi gibi imkanlar sunamam ona. Ben para değil, sevgi arıyorum Sinan. Annesinin yerini tutacak tek şey sevgi. Ayrıca bankada bir miktar param var. Zor günler için biriktirmiştim. Bir de hayat sigortası yaptırmıştım. Ben öldükten sonra... Böyle konuşma. Konuşmak zorundayım. Hiç vaktim kalmadı. Ben öldükten sonra Gamze'nin ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılar. Bize bırakmak istiyorsan sorun yok. Ama ben yine de babaannesiyle son bir kez daha konuş derim. Seni yaz tatiline yollamayı düşünüyorum. Sen de geliyor musun? O zaman tatile falan gitmem. Gitmek zorundasın. Of. Oflamak yok ama. Ben senin iyiliğini istiyorum. Söyle bakalım. Tatilde kime gitmek istersin? Babaannene mi yoksa dayınlara mı? Senle kalsam. Benim işim var. Birini seçeceksin. Dayımlara. Orada Ercan da var. Hem babaannem de hiç arkadaşım yok. Ayla durumu anlatınca reddedemedim. İyi de nasıl bakacağız çocuğa? Elde yok, avuçta yok. Ayla'nın hayat sigortası varmış. Bankada bir miktarda parası. İyi bari. Biliyorum. Sen Ayla'yı hiç sevmezdin ama... Hiç olmazsa Gamze'nin hatırına. Yıllarca bize destek olmadı. Aç bir aç kaldığımız günlerde bile aramadı. O da zor durumdaydı. Hayat sigortası ödemesini biliyordu ama. Kızı için ödedi Zerrin. Kardeşim ölüyor. Lütfen anlayışlı ol. Peki Sinan. Ama bir çocuğa bakmak nasıl zor bilemezsin. İkincisine nasıl katlanacağım Allah bilir. Kızı getirmemişsin. Arkadaşımın yanında kaldı. Ne istiyorsun? Sizinle konuşmak. Seninle her şeyi konuştuk sanıyordum. Eksik bir şey kaldı mı? Torununuzu seviyor musunuz? Ne saçma bir soru bu böyle. Neden sevmeyeyim ki? O benim oğlumdan kalan tek varlığım. Ve sen onu benden aldın. İçiniz rahat olsun. Eğer torununuzu geri istiyorsanız... ...onu size geri verebilirim. Seni yeterince tanıdığımı sanıyordum. Yanılmışım.
Demek bu kadar alçalabildin ha? Bir adam buldun ve o da kızını istemiyor, öyle değil mi? Düşündüğünüz gibi değil. Ben ne düşündüğümü iyi bilirim kızım. Karşımdakinin ciğerinden ne geçiyor onu da bilirim. Sakın bana numara yapmaya kalkma. Bak sana ne diyeceğim. Git, gez, gönül eğlendir. Ne yaparsan yap. Ama kızına da adam gibi bak. Kimseden de yardım dilenme, anladın mı? Bir anneye de yakışan budur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.